ERT Haber Merkezi'nden günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız. Şimdi haberler. Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Halil Pospıyık, 30 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak tüm vatandaşların sandığa gitmesi gerektiğini söyledi. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Halil Pospıyık, 30 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak tüm vatandaşların sandığa gitmesi gerektiğini söyledi. Başkan Pospıyık, 30 Mart seçimlerinin Ereğli için, Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti. 94 yılında belediye başkanı olduğumda 1 yaşında olan bir çocuk, kız veya erkek bugün 20 yaşında oy kullanma hakkını elde etmiş vaziyette. Onlar genellikle Halil amcalarını, Pospıyık amcalarını çok severler. Bu sevgilerini de her fırsatta bana gösteriyorlar. Yakınımda olmayanlar maille bu sevgilerini hep ifade ediyorlar. Biz onlar benimle beraber, benim belediyeciliğimle birlikte büyüdüler Karadeniz Ereğli'de. Şu anda birçoğu üniversitelerde okuyor. Ben özellikle ifade etmek istiyorum ki bu seçimler son derece önemli. Bu belediye seçimi olma aşamasını yükseltti ve bir Türkiye seçimi olmaya başladı. Bir memleket meselesi olmaya başladı. Gençlerimizin geleceğinin seçimi olmaya başladı. Onun için mutlak surette burada tüm vatandaşlarıma çağrı yapıyorum. Mutlaka ve mutlaka hiçbir mazereti kabul etmeksizin oylarınızı kullanmanızı istiyorum. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında, Sakarya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da, ismini söyleyemediğim birçok ilde şu anda öğrencilik yapan gençlerimiz var. Ereğli'de kayıtları var. Bunlar her türlü imkanını kullanıp mutlak surette bu seçime, günübirlik dahi olsa Ereğli'ye seçime gelmeleri lazım. Ama mutlaka gelmeleri lazım. Çünkü bu sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil. Aynı zamanda ülkenin, Türkiye'nin seçimi olarak bunu görüyorum. Ve ben öğrencilerimize güveniyorum. Şimdiden mailler almaya başladım. Türkiye'nin dört bir tarafından bütün öğrenciler seçim günü Karadeniz Ereğli olacaktır. Ve Pospıyık amcalarına oylarını kullanacaklardır. Evlerde hastalarımız var, yatalak hastalarımız var. Zaten kendileriyle ilişki içerisinde her hafta onları ziyaret ediyorum. Onların hepsini kaydına aldık. Hatta bize kayıtlarını tekrar versinler. Eksik kalan varsa. Ekiplerimiz onlara gelecek, evlerinden alacak ve oy kullanmaları için sandığa götürecek. Çünkü tekrar ediyorum, bu seçim belediye başkanlığı seçimi değil, Türkiye'nin seçimi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği seçimi. Onun için burada çok hassas davranmamız lazım. Ereğli'de yaşayan insanlarımızın tümünün mutlak ve mutlak surette oylarını kullanmaları lazım ki Türkiye'nin geleceği parlak ve aydınlık olsun. Karanlıkların içerisinde kalmayalım. Seçime bir gün kala partiler çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Operatör Doktor Hüseyin Uysal da bugün ilçe merkezinde bulunan çay bahçesinde halkla selamlaştı. AK Parti Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Operatör Doktor Hüseyin Uysal, beraberinde meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte ilçe merkezinde bulunan bir çay bahçesinde halkla selamlaştı. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İnşallah. Uysal, yerel seçim öncesi televizyonumuza yaptığı açıklamada şunları ifade etti. 30 Mart yerel seçimleri ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza, Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun. Ben seçime giren bütün aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben Ereğli kazansın diyorum. Teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Özdemir ve çok sayıda partili çarşı merkezinde yürüyerek halkı ve esnafı selamladılar. Milliyetçi Hareket Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Özdemir, beraberinde eşi Aysel Özdemir, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Talat Şeker, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi adayları ile kadın ve gençlik kollarından oluşan kalabalık bir grupla bugün çarşı merkezinde yürüyerek halkı ve esnafı selamladılar. Başkanla! Ereğli! Kol kola! Mevlüt Başkanla! Ereğli! Öğle saatlerinde Alimoğlu Camii önünden yürümeye başlayan Özdemir ve beraberindekiler çarşı merkezinde sokak sokak dolaştılar ve vatandaşlardan kendilerine destek istediler.
davul zurna eşliğinde gerçekleşen coşkulu yürüyüş boyunca vatandaşlar Özdemir'e yakın ilgi gösterdi. Özdemir, yürüyüşle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti. Bugün sizler de gördüğünüz gibi Mersin'deki esnaflarımızı ve çarşıdaki vatandaşlarımızı kesiyoruz. Aslanlara selam ediyoruz. Kendilerine teslim istiyoruz. Sizler de görüyorsunuz, komple Ereğli, Karadeniz Ereğli halkı ve Karadeniz Ereğli esnafı Mülk Özdemir'in yanında. Allah'ın bizi de bu seçimleri alacağımızın en büyük işareti, en büyük göstergesidir. Bize bu yoğun ilgiyi gösteren Karadeniz Ereğli halkına sonsuz teşekkürlerimi ediyorum. Kimse merak etmesin, Karadeniz Ereğli el birliğiyle hep beraber yeniden ayağa kaldıracağız. Saadet Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Gökhan Göktaş, yerel seçim öncesinde televizyonumuza yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Saadet Partisi Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Adayı Gökhan Göktaş, yerel seçim öncesi televizyonumuza yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Son günlerde ülkemiz çok gerildi. Kavgalar çok fazla. Genelde de kavgalar var. Bu kavgalara artık bir son dememiz lazım. Yalnız bu kavgalar her seçim dönemi yapılıyor. Bunların çoğu toplum mühendisleri kavgaları. Sakın bu oyuna gelmeyin. Amerika, emperyalizm ve siyonizm ısrarla bütün dünyada ve Türkiye'de iki parti sisteme geçmek istiyor. Sağ ve sol görünümü gibi hep bu kavgalar yapmaya çalışıyor. 12 Eylül öncesini de hatırlarsınız. Şu anda da buraya getirmeye çalışılıyor. Milli görüşüyle oylar üzerinde oyun yapmaya çalışıyor ama bakın, partide adaylara, meclislere baktığınız zaman kimin sağcı, kimin solcu olduğu belli değil. Sadece amblemlerde öyle bir şey var. Sakın oyuna gelmeyin. Sakın bu kavgalara, tartışmalara bakmayın. Çünkü büyük pazarlıklar dönüyor. Amerika'da yapılan füzelerin pazarlığı, İsrail'de ve Güney Kıbrıs'ta yapılan doğalgaz pazarlığı, yine İsrail'de yapılan özür pazarlığı. Bütün bu pazarlıklar varken siz oyunuzu doğru kullanmazsanız arada hengame olursunuz. Biz yıllardır bunları söylüyoruz, doğruları söylüyoruz. İnsanlar gelip bizden özür diliyorlar. 5 sene sonra ya diyorlar haklıymışsınız. 5 sene sonra özür dilememek için, 5 sene kaybetmemek için. Bu ülkeye fabrika açar. Bu ülkede tek fabrika açar. Kim? Rahmetli Erbakan Hoca, Milli Görüş. Biz onun yolundan gidiyoruz. Fabrika açmak için, insanlara para kazandırmak için, esnafı desteklemek için. Çıktık, devam ettik, devam ediyoruz. Ve bu oylar genel seçim oyları değil. Vatan Millet Sakarya Mücadele Kurtuluş Mücadelesi de değil. Seçim geçer her şey dur olur. Bunlar yalandan dönemlerdir. Siz oyunuza sahip çıkın. Bunu unutmayın. 3 tane oy atıyoruz. Biri başkanlık, biri meclis, biri de ilgilenen meclis. Ha, tuttuğunuz bir parti vardır. Partinizde ilgilenen mecliste destek çıkabilirsiniz. Çünkü Türkiye geneli ilgilenen mecliste sayılıyor. Ama başkanlık oyunda lütfen belediyeciliği bilen, işi belediyecilik olan insana, yani bana, çünkü adayların içinde işi belediyecilik olan, bu işi en iyi bilen tek aday benim. Gökhan Göktaş harita mühendisi olarak söylüyorum. En iyi ve tek aday benim. Onun dışında meclis sistemimizde biliyorsunuz çok çok temiz insanlar dolu. Özellikle mecliste, belediye meclisinde bu arkadaşlarımıza destek çıkın. Şu anda mecliste belli bir sayı yakaladık inşallah. Bu sayıyı çoğaltmaya çalışıyoruz. Eğer desteklerseniz başkanlığı da kazanmak istiyoruz. İyi bir seçim çalışması geçirdik. Yanlışımız olmuştur, eksiğimiz olmuştur. Ama biz çalıştık. Baya baya çalıştık. Çoğunu size duyurmadık. Medya yoluyla duyurmadık. Hükümet ve yerel iktidar ezebilirdi, oylarımızı çalabilirdi. Biz alttan alta gizli gizli her türlü görüşmelerimizi yaptık. Derneklere, cemaatlere, cemiyetlere, her yere gittik, herkese ulaştık. İnşallah sonucunu bekliyoruz. Diyoruz ki oyunuza sahip çıkın. Tekrar ediyorum, ilgilenen meclis oyları ayrı, başkanlık oyları ayrı, meclis üyesi oyları ayrı. Bütün partilerin meclisine, bizim dışımızdaki bütün partilerin belediye meclisine kendi partilerinden dair tepki var. O tepkilerin çoğu Saadet Partisi'ne gelecek. Ereğli'de konuşuluyor, bu biliniyor. İnşallah desteklerinizi de bekliyoruz. RT Televizyon'a da bize bu şansı verdiği için teşekkür ediyoruz. Yayınlarında başarılar diliyoruz. Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay,
30 Mart yerel seçimleri dolayısıyla 29-30 Mart 2014 tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını belirtti. Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 11 Mart 2014 ve 2561 sayılı yazısında 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde üzerinde TC kimlik numarası olmayan, resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgenin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır. Hükmüne istinaden 29-30 Mart 2014 tarihlerinde yani cumartesi ve pazar günü seçmenlerin nüfus kayıt örneği taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilimiz merkez ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 29-30 Mart 2014 tarihlerinde açık tutulacağı kamuoyuna duyurulur. 30 Mart 2014 yerel seçimleri yarından sonra yapılacak. Karadeniz Ereğli Seçim Merkezi'nden aldığımız bilgilere göre Ereğli'de toplamda 125.237 seçmen oy kullanacak. Ereğli merkez mahallelerde 79.148 seçmen, Gülüş Beldesi'nde 5.120 seçmen, Kandilli Beldesi'nde 3.024 seçmen, Ormanlı Beldesi'nde 1.782 seçmen, köylerde ise 36.153 seçmen oy kullanacak. İlçe ve beldelerde il genel meclis üyelikleri, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelikleri ile mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak. Köylerde ise il genel meclis üyeleri ile muhtarlar için oy kullanılacak. 30 Mart 2014 Pazar günü oy kullanımları Ereğli'de sabah 8'de başlayıp akşam saat 17'de sona erecek. Oy kullanırken nelere mi dikkat edilecek? Hep birlikte izliyoruz. Yerel seçimlerde seçmenler birden fazla aday için oy kullanır. Seçmenlerin yerel seçimde oy vereceği görevler şöyle sıralanabilir. İl genel meclis üyelikleri, ilçe veya belde belediye başkanlığı, ilçe veya belde belediye meclis üyelikleri, köy ya da mahalle muhtarlığı. Seçmenler sandığa gittiklerinde oylarını şöyle kullanacaklar. Turuncu zarfa il genel meclis üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulası atılacak. Mavi zarfa konulacak birleşik pusulalar ise şöyle. İlçe veya belde belediye başkanlığı, ilçe veya belde belediye meclis üyelikleri, unutmayın. Her pusulaya sadece bir tek evet mührü basılabilir. Aynı pusulada birden fazla parti ya da bağımsız adaya veya bir parti ve bir bağımsız adaya aynı anda oy verilmez. Bu tür oylar geçersiz sayılır. Mor zarfa ise köy ya da mahalle muhtarlığıyla ihtiyar heyeti üyeliklerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulası konulacak. Zarflar gizli bölümde kapatılarak açık alandaki sandığa atılacak. Unutmayın, pusulaları koyacağınız zarflarda 2 adet resmi mühür olmalı. Mühürsüz zarflar geçersiz sayılır. Ayrıca zarfa ve pusulaların üzerine hiçbir şey yazmayın. Üzerinde mühürden başka bir işaret, yazı ve buna benzer olan pusulalar geçerli olmaz. Ereğli'de 16 Ekim 2012 tarihinde meydana gelen Bar cinayetinde Atakan ve Atalay kardeşleri öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Ersin Aydoğan ve abi Hüseyin Aydoğan keşif için Beycuma cezaevinden olayın meydana geldiği iş yerine getirildi. Ereğli'de bar sahipleri arasında çıkan kavga sonrasında Atakan ve Atalay Keleş kardeşleri öldürdükleri iddiası ile tutuklanan Ersin Aydoğan ve abi Hüseyin Aydoğan bugün cinayetin yaşandığı iş yerine getirildi. Jandarma ve polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında olay yerine getirilen iki kardeş, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim ve görevlilerine olayın nasıl olduğunu anlattı. İçeride yaşanan olayları anlatan Ersin Aydoğan, daha sonra dışarıya çıkarak ağır ceza hakimine olayı anlattı. Hakimin sorduğu "Dışarıda ateş ettin mi?" sorusuna hayır yanıtını veren Ersin Aydoğan, yaşananları anlattıktan sonra yeniden iş yerine girdi. Hüseyin Aydoğan'ın da olayı anlatmasının ardından olayın görgü şahitleri hakim tarafından dinlendi. Keşfin tamamlanmasının ardından zanlılar cezaevi aracına bindirilerek geniş güvenlik önlemi altında Beycuma cezaevine doğru yola çıktı. Ereğli'de Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Bardiya Tiyatrosu oyuncuları tarafından sokak tiyatrosu etkinliği düzenlendi. Bardiya Tiyatrosu oyuncularından Kemal Altun, İş Bankası önündeki parkta düzenlenen etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, tiyatroya emek veren tüm sahne insanlarının ve tiyatro severlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı. Gösteri ruhunun insanların toplandığı her yerde açığa çıktığını dile getiren Altun, şunları ifade etti. Gösteri ruhu insanların toplandığı her yerde açığa çıkar.
Ufacık köylerin ağaçları altında, küresel metropollerin yüksek teknik donanımlı sahnelerinde, okul salonlarında ve tarlalarda, tapınaklarda, kenar mahallelerde, kent meydanlarında, toplantı merkezlerinde ve yoksul bölgelerin bodrum katlarında. İnsanlar türümüzün karmaşıklığını, çeşitliliğini, kırılganlığını kanlı canlı varlıklarıyla, nefesleriyle, sesleriyle dile getirerek sohbet etmek için yarattığımız kısacık ömürlü tiyatro dünyalarında birbirine sokulurlar. Altun konuşmasında kültür ve sanatın sosyal devletin olmazsa olmaz bir parçası olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Toplanmamızın hedefi ağlamak ve anımsamaktır. Gülmek ve düşüncelere dalmaktır. Öğrenmek ve onaylamak ve hayal etmektir. Kültürlerimizin zenginliğini kutlamak, bizim ören sınır çizgilerini eritmek için bu dünyada güçler eşit değil. Egemenlik düzenleri tek ulusun, tek ırkın, tek cinsin, tek cinsel tercihin, tek dinin, tek ideolojinin, tek kültürel çerçevenin ötekilere üstün olduğunu hepimize inandırma çabasında. Böyle bir dünyada sanatla toplum gündemleri arasındaki bağı görmezden gelmek mümkün değildir. Ne müzelerin özelleştirilmesi, ne kütüphanelerin kapatılması, ne de sanatın baskılanarak sanat kurumlarının toplumdan dışlanmaya çalışılması toplumun hiçbir kesimini mutlu kılacak icraatlar değildir. Bir toplumu mutlu kılacak icraatlar bellidir. Herkese güvenceli iş, herkese ekmek, fırsat eşitliği, herkese parasız eğitim, parasız sağlık ve sosyal devletin olmazsa olmaz parçası kültür ve sanat. Altun sözlerini Bertolt Brecht'in "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya da hiçbirimiz. Selam olsun dünyanın tüm sahne emekçilerine" sözleriyle bitirdi. Sözlerimizi Brecht'in çok tanıdık bir dizesiyle bitiriyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Selam olsun dünyanın tüm sahne emekçilerine. Konuşmaların ardından vardiya oyuncuları toplumda ifade özgürlüğünün önünün kesilmesine tepki, yolsuzluk gibi konuları eleştiren bir gösteri yaptı. Sanat, tiyatro bizim iktidarımıza tamamen zirveye ulaştı. Peki çalışmalarınız nelerdi? Bundan bahsedebilir misiniz? Mesela emek sineması yıkılması için çok emek harcadık. Mesela AKM yerine çok AVM yaptık. İnsanların sosyalleşmesi için tabii. Sonra tiyatroyu özelleştirdik. Sonra tiyatrocuları aç bıraktık. Daha ne olsun efendim? Peki bunlar insanların özgürlüğünü kısıtlamıyor mu? Bunlar iyi şeyler mi? Yani evet, iyi şeyler. Tiyatro Berkin'dir, Uğur'dur, Ceylan'dır. Tiyatro çocuk olmaktır. Tiyatro direnmektir zulme. Tiyatro özgürlüktür. Çünkü tiyatro onları yenecektir. Tiyatro karşı duruştur. Tiyatro benim. Tiyatro sensin. Tiyatro sizsiniz. Oyun esnasında izleyiciler ve oyuncular "Tiyatro yaşamdır, yaşamına sahip çık" sloganları attı. Tiyatro yaşamdır, yaşamına sahip çık. Tiyatro yaşamdır, yaşamına sahip çık. Ayakta alkışlanması gereken bir projedir şu. Sizleri ayakta alkışlıyorum. Saygıyla alkışlıyorum. Saygıyla. Sokak gösterisi alanda toplanan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşların gösteriyi cep telefonlarıyla kaydettiği gözlendi. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu: cumartesi günü hava yağmurlu, en yüksek hava sıcaklığı 11, en düşük hava sıcaklığı 8 derece. Pazar günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 7, en düşük hava sıcaklığı 3 derece. Pazartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 13, en düşük hava sıcaklığı 2 derece. EYT Haber Merkezi'nden günün gelişen olaylarını aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere, esenlikler dileriz.